Sayı Erdoğan dışında aslında diğer adaylar belli değil. Şimdi Meral Hanım adaylığını deklar etti ama e, bu e, aslında 20 milletvekili yok. CHP'li milletvekilleri muhtemelen onun adaylığı için imzalamayacaklar. Mesela AK Parti imz şey, imzalar toplamaya başladı. İşte AK Partili milletvekilleri. Ama o zaten diyor ki ben diyor 100 bin imzayla aday olacağım. Ama CHP'li milletvekilleri imzalamayacak onun adaylığını. Yani CHP'li milletvekilleri onu Cumhurbaşkanı adayı olarak göstermeyi istemiyorlar. Anladım. O zaten diyor ki kendisi Meral Akşener. Şeyler. Başka İşler şans olmadığı iş... için öyle biz, onu anlatmaya ha, çalışıyorum an, zaten hani alternatifi yok çünkü CHP'li milletvekilleri imzalamayınca 5-6 tane milletvekili kalıyor o 6 milletvekiliyle de olamıyorsunuz mecburen 100 bin imza toplayacaksınız ama biz 100 bin imzanın toplanıp toplanamayacağını bilmiyoruz çünkü siyasetimizde böyle tamam. bir tecrübe yok dolayısıyla aslında Meral Hanım'ın henüz yani niyeti kesin ama adaylığı henüz kesin değil. Ee, onun dışında ki adayların da hiçbiri resmen ilan edilmediği için e, Selahattin yani, Demirtaş'ı ilan edeceklerini söylüyorlar. E, söyleniyor ama niye yani bugüne kadar etmediler mesela o da bir soru işareti demek ki orada başka bir tartışma ya da beklenen başka bir şey daha var yoksa hemen ilan ederlerdi yani niye tutuyorlar? Şimdi ben hani Niyetin ne olduğundan çok niye bugüne kadar açıklamadıklarına bakıyorum. Ee, Saadet Partisi yarın açıklayacak. Yarın açıklayacak ama o da resmen aday değil. Çünkü aday olabilmesi için onun da 100 bin imza toplayabilmesi gerekiyor. Şimdi bu 100 bin imzalar toplanmadan aslında bunların aday olup olmadığını öğrenemeyeceğiz biz. O da işte ta ayın 12'sine kadar 5 ile 9 arasında galiba değil mi? O, o, o günleri beklememiz gerekecek ki anlayalım evet adaymış ya da kusura bakmayın yeterli imza toplanmadı. Aday değilsiniz diyecekler. İmza toplama günü sayısı ne kadar? Toplam 5 günde bitiyor. Beş Cumartesiden sonraki beş... bir. De... 4-9 evet, evet. 9 Mayıs. 5-9 evet, işte Mayıs 9 arasında o 100 abi. bin imzanın toplanması lazım. Yani Dolayısıyla o zaman siz diyorsunuz ki yok evet. öyle. tabii, <laughs> hani, tabii. Biz haberci mantığıyla baktığımız için teferruatları bir tarafa bırakıp yüzey, daha yüzeysel değerlendiriyoruz. Yani 3 aşağı 5 yukarı tablo belli diyoruz. Oysa böyle bakıldığında tabii evet henüz, büyük belirsizlik. belirsiz. CHP ve HDP adayın açıkladığı gün yeterli milletvekilleri olduğu için onların bir adaylık sorunu olmayacak. Parti içerisinde karar vermeleri. O zaman Meral Akşener var. ve ya da Saadet Partisi'nin adayları için de 100 bin imzayı toplayıp toplayamayacak. Ona bağlı. Dolayısıyla aslında şu an için Resmen bir tek aday var. Onun dışındaki niyetler var ve tahminler var. Tahmin. Yani şu, şu gün itibariyle. Dolayısıyla siz manşeti konuştunuz. belirsiz diye açıyorsunuz. Hala daha adaylar belli değil. Yani adayları belli olmayan, kimin katılacağı belli olmayan bir seçimi konuşuyoruz.